ama yemin mi sayın başçeyin dediği gibi bir korsan yemin e, meselesi mi hepsini konuşacağız sizin öneye nasıl bakıyor bir aydır bir kere e, bu e, genç kadınları e, bu e, milli savunma akademisinin hava e, kara ve denizcilikten <laughs> o denizcilik okullarından birincilikle mezun olan e, kızları konuştuk bu kadın teğmenlerin şimdi Ebru Erol'una geldi işkiliklendi halbuki e, o gün Küme mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında tek adı geçen yani şeyde daha doğrusu o e, haberinde Hı -hı. iletişim başkanlığında e, yayına konuşmasına geçmeyebilir ama isim o. Doğru. Çünkü yemini de o yaptırdı yani resmi evet. yemini de o yaptırdı. Çünkü birinci. Evet birinci ve Kara Harp Okulu en zor okul olduğu için Hı -hı. orada e, o anlamda e, çok önemli başka bir yeri olduğu için Kara Harbin. Hı -hı. E, Ebru Eroğlu'nun da öyle başka bir ağırlığı var. Birinci konuşması o yüzden o yapıyor. Yemini o ettiriyor, resmi yemini. Burada e, bir kere o e, kılıç çatma törenine katılanların öyle e, çok ufak bir grup olmadığını, neredeyse mezun olanların e, önemli tamamına bir yakın. kısmı e, tamamına yakın olduğunu. Doğru. Kaldı ki aralarında Afrikalı öğrenciler de var ve başka ülkelerden öğrenciler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Zaten bu 989 mezununun, Kara Harp e, arasında 14 ülkeden kişiler de olduğunu söylüyor. Evet. Askerler de, asker e, olacak kişiler de olduğunu söylüyor. Ve bütün konuşma zaten Milli Savunma Akademisi'nin övgüsüne yönelik. Ne kadar, evet. e, nereden nereye gibi bir çerçeveyi çiziyor. E şimdi durum böyleyken biz neden o zaman bir aydır bu kadar çok büyük olaylar olmuş, büyük böyle sanki öyle bir tavır var ki kılıçlarla böyle birilerine saldırdılar bir şeyler oldu falan. Ya kılıç çatma töreni zaten olan bir şey. Kaldı ki siz eğer ki ritüellerle ilgili, yani resmi törenden sonra yapılan e, güvenlik güçlerinin ritüelleriyle ilgili bir probleminiz varsa, o zaman özel harekat polisleri de bunu yapmaz ki özel harekat polislerinin e, bu e, ritüel tarzı, yemin törenini çoklukla paylaşılıyor, e, alkışlanıyor, onda hiçbir sorun yok. Jandarma'nın keza öyle. E şimdi bu, biz herhangi bir meslekten bahsetmiyoruz ki orada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi söylüyor. Şehadet çerbetini içmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Ya yani zamanı geldiğinizde bu ülke için canınızı vereceksiniz gözünüzü kırpmadan. Bunu biliyorum diyor. E tamam böyle bir meslekse bu kaç tane meslek ben ölmeye razıyım diye giriyorsunuz. Bu böyle bir meslekse e onun cesaret verici, kendine göre gururlandırıcı, o psikolojik desteği olan adeta öyle bir ritüel de olabilir. Ki yani yeni icat edilmiş bir şey değil, hep olan bir şey, bir disiplinsizlik olarak onu niteliyorsanız bu kızların üstünden, bu insanların gencecik insanların üstünden değil, ya böyle bir düzenleme getirirsiniz. Cumhurbaşkanlığının her şeye yetkisi var. Bundan sonra güvenlik bürokrasisinin hiçbirinde genç mezunlar resmi yemin töreni dışında herhangi hiçbir şey yapmayacak. Bitti. Bu kadar takıntılıysanız buna bir, bir olay varsa burada <laughs> size göre. yerinde yerindeyse olaysız dağılacaklar yeminden sonra. Ya neyse yani bu 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 mesele ediliyorsa ee, ki bu da, da yanlış bir şey olur ama. Ee, hiç olmazsa burada e, ya bakın Ebru Eroğlu şimdi eğer ki fatura kendisine kesilirse ki düşünün 20 yaşında e, 24 pardon 24 yaşında 2000 doğumlu bir genç insanı biz bir aydır konuşuyoruz. Dedik dedik ailesiyle ilgili yok, mit raporu yok, o raporu yok, bu raporu yok. Bilmem ne medyada bu kadar konu oluyor. Ya e, Türkiye'nin ee, maalesef ordusunun o karanlık tarihiyle ilgili e, bazı grupların yaptığı darbelerle ilgili ya yani bu insanların hiçbir alakası yok. Ya yani, e, bunları e, herhangi bir şekilde kendi yaşamlarında neredeyse darbe girişimini bile tam idrak olduğu zamanı bile ya yani orada bile 16 yaşındalar ya yani küçücük e, daha çocukluktan çıkmamış insanlar bunlar. Ya şimdi onların üstünden konuşuyor olmak bile psikolojik bir şiddet türü hiçbir alakaları olmayan şeyleri gelip bu genç e, e, insanlara yükledik. Yani Ebru Eroğlu'nun son derece disiplinli, çok başarılı, e, 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 iyi derecede Rusça konuşuyor. Böyle e, meziyetleri de var. E bu insanın siz kariyerini başlamadan bitirirseniz bu kadar tutkuyla yaptığı bir şeyi yapmasına izin vermezseniz e, ve biz yani zaten herkes sosyal medyasından işte medyaya kadar herkes konuştu konuştu konuştu. Tam tersine bir özür dilenmesi lazım. Yani kusura bakmayın siz bu kadar konu ettik diye e, Devlet Erkan'ın özür dilemesi lazım. Bu e, genç kadından ve ötesinde bu teğmenlerden. E, okul birincisini siz cezalandırırsanız bu bütün devreyi cezalandırmak anlamına da gelir. Ya onlar ondan sonra nasıl bir şey mesleklerinde başarı göstersinler? Nasıl askerliğin gereğini yerine getirsinler? Ya şu o zaman ya biz ordumuz olmasın, biz ordudan hep korkuyoruz, bir şey olacak, ya yani devamlı bir tetikteyiz. Tamam Türkiye'nin ordusunu lav ediyoruz deyin. Yani böyle bir şey yapın. Çünkü anlamsız bir noktaya gidiyor. Böyle bir e, devamlı e, korkuyla, endişeyle, Zaten niye yap yapılamasın? Sivil asker ilişkilerin dengesi korul kurulur. Dünyada her yerde bütün ordular darbe mi yapıyor? Bu kadar demek ki o, sağlanamayacak bir denge değil bu. Buradaki mesele e, niye işte zaten MHP de bu işin içine girdi? Niye işte bu yapılıyor? Çünkü bu e, polemik üstünden, Hı hı. E, ordudaki o e, kadrolaşma o yeniden dizayn etme e, burada bir yeni evreye geçelim bizden daha çok insan olsun daha çok kişiyi yerleştirebilelim buna göre işte bu ibret olsun bundan sonrakileri de böyle yapalım e, veyahut da herhangi bir şekilde e, e, bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz veyahut da daha e, seküler işte cumhuriyet değerlerine bağlı bunlar tamamen silinsin gitsin Ya bu, o zaman e, bunları yaparsanız kurucu değerleri Yok etmiş oluyorsunuz. Halbuki e, o ulus devlet üzerinden muhakkak bu kurucu e, değerlerin oluyor olması lazım. Yani nasıl biz beğenmedik kurucu değerleri de değiştirelim. Onu beğenmedik e, yıkalım şunu yapalım. Böyle bir şey diyemezsiniz çünkü... Bu devletin tarihi bu ne yapacaksınız yani bu birdenbire yeniden yaratılacak. Bu yeni bir telefon modeli üretmeye değil. benzemiyor. E, to toplumun baktığınızda zaten çok büyük bir çoğunluğunun e, bu değerlere çok bağlı olduğunu, e, bir de sorunu olmadığını görüyorsunuz. Yani oturup da e, sorgulayan tarihçiler olabilir, eleştiren insanlar olabilir, yorumcular olabilir. Bu ifade özgürlüğünün gereği olarak bu olur. Ama siz eğer ki o devletin e, siyasetçisi olarak Hı. o devlette bir takım makamlara gelmişseniz siz bunu kabul ediyorsunuzdur. Hakikaten de işte yemini ona göre ediyorsunuz. Milletvekilliği yemini ona göre, Cumhurbaşkanlığı yemini ona göre. O zaman etmeyin ya ben bu yemini etmeyeceğim çünkü ben buna inanmıyorum deyin. Peki. <laughs> bir cümle söyleyebilirim. Lütfen, lütfen. sonra bilgim Türkiye'nin gördüğü en kanlı darbe girişimini yapan subaylar Atatürk'e bağlı subaylar değil, Günde beş vakit değil, yedi vakit namaz kılan, kuşluk ve teheccüd namazını da ekleyerek ve kendilerinin şeriata bağlı olduklarını söyleyen, bildiğimiz ve baş imamların da dünya görüşünü bildiğimiz, üstelik de bu iktidarın dünya görüşüne ve din anlayışına çok bağlı olan insanlardı. Demek ki darbecilikle ideoloji arasındaki ilişkiyi doğru kurmak lazım. Gözümüzün önünde hep yaşadık yani. En kanlı diyorum, en kanlı darbe. Ne 27 Mayıs'ta ne